Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İsa Güleç. Bugün başlıkta gördüğünüz üzere 50 cc motorumla yokuş performans videosu çekeceğim. En dik yerlerden böyle gidiyorum, bakın. %22. Teminden de size söyledim. Devrini biraz alması gerekiyor. Bugüne kadar izlediğiniz bütün yokuş performans videolarımızı aklınızdan silin arkadaşlar. Çünkü bugün Bursa Z yolundayım. Bursa'nın en dik yokuşlarından bir tanesindeyim arkadaşlar. Gelin beraberce Mondial Wing 50 cc'nin nasıl zorlandığını beraberce göreceğiz. Belki çıkamayacağız, belki yolda kalacağız. Şöyle bir uygulama var biliyorsunuz Apple'ın. Bu uygulamayı şöyle deneyeceğim. Şöyle göreceksiniz. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Bakın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ezan okunuyor. Şu anda %16, %17. Şöyle şu taraflara gidelim. Ya çok doğru bir ölçüm değil ama bu yokuşun bakın şurası %21. Gözüküyor mu bilmiyorum. Hani bu yokuşun %17, %15 olduğunu biliyorum. Belki bir doğrudur, yanlıştır ama aklıma geldi, size göstermek istiyorum. Bakalım. Motorumuz bize şöyle dönelim. Kamera açısı umarım iyidir. Dip gaz. Şuradan şöyle çıkmaya çalışalım. Motor 50 cc arkadaşlar. Görüyorsunuz şu an böyle dibe doğru vurayım, en dik rampalardan bile. Dipten gideyim de motorun performansını görün. Arkadaşlar şu anda Bursa Z yolundayız. Burası Zeyniler Köyü'ne çıkıyor. Teleferikten gelen bir yol. Bursa'yı bilenler bilir. Yani Bursa'nın en dik rampalarından bir tanesi diyebilirim şu anda. Namazgah Bayırı, Setbaşı Bayırı onlar rampa. Soluksuz bir rampa evet ama burası kısa ve daha dik bir rampa. Onu da söyleyeyim. Görüyorsunuz gazı kesmeden araba gelmiyor. Böyle en dik yerlerden böyle gidiyorum bakın. Şu an %22 arkadaşlar bakın %22. Teminden de size söyledim. Şöyle durayım. %22 bir eğim var. Umarım kamera alıyordur. Görüyorsunuz. %22. Yani 50 cc ile 90 kiloyum. %22 bir eğimle şu anda çıkmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu an durdum. Belki kalkmayacak. Bazen bu ilk kalkışlarda biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz ama beraberce göreceğiz. Toparladığı zaman gidiyor. Bakalım alacak mı? Devrini biraz alması gerekiyor. Şu an 8. Biraz devrin alması gerekiyor. 9. 15'lerde falan rahatlıkla çıkılabiliyor. Bak görüyorsunuz. Şimdi burada herhangi bir edit, herhangi bir yanlışlık yok. %22 tabelayı gördünüz. Zaten ölçümlerim de %17, %18 ölçülerini telefonda görmüş bulunmaktayız. Bakın. Motoru daha dik yerlere sürmeye çalışıyorum. Böyle en dik yerlerden çıkmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi tamam. Evet zorlanıyor mu? Zorlanıyor. Ama kesinlikle çıkmıyor diye bir şey yok. Zaten %22 bayırda Allah'ın seversen 50 cc motor bir zahmet çıkmasın yani. %22'den bahsediyoruz. Düşük bir veri değil bu. Düşük bir yokuş da değil. Arabayla çıkarken bile çok zorlanırken 50 cc motorun zorlanması gayet normal. Arkadaşlar bu motor daha doğrusu genel 50 cc'leri söylemek gerekirse fiyatına göre alınabilecek en mantıklı motorlardan bir tanesi. Kesinlikle insanların boş kelimelerine kendinizi vermeyin, aldanmayın. Sonuçta siz bunu otobüse binmemek için, markete gitmek için, işinize gidip gelmek için kullanacaksınız. Onun için bu 50 cc motor sizin işinizi çok rahatlıkla işinizi görecektir. Bakın yani rampayı çıkmaya devam ediyorum. Tabi zorlanıyor mu? Evet zorlanıyor. Zaten buraya gelene kadar hızlı ve seri bir şekilde geldim. Motor ısındı. Motorun çok ısınmasından kaynaklı bir performans düşüklüğü zaten oluyor. Ama 90 kiloyum. Bir yokuş çıkıyorum. Görüyorsun 10-13 işte çıkıyor. Yani durup kalkmayı denesem belki zorlanacak, belki kalkmayacak. Ama motor bizi gördüğünüz üzere çıkartıyor. 11'lere düştüm şu an. 11 kilometre hızla çıkıyorum. Şimdi bu motor 80 cc bir motor olmuş olsa emin olun çok daha iyi bir şekilde bu yokuşu çıkacağınızı söyleyebilirim. En azından 10'la 15'e değil de 30 kilometre hızlarla rahatlıkla çıkabilirsiniz. Motordan memnunum. Zaten benim yaşadığım bölge çok rampalara hakim olmayan bir yer. Düzlük bir yer. Markete gidiyorum. Bursa'nın bir ucundan bir ucuna gidebiliyorum. Bursa'yı bilenler bilir. Yani Bursa'nın doğusuna batısına 10 kilometre, 20 kilometre uzan rahatlıkla bir şekilde gidebiliyorum. Tabii çevre yolunda sıkıntı çekiyor muyum? Evet. 55 kilometre hızı geçmiyor. Ama şu var.
trafik olması benim avantajıma geliyor. Zaten trafikte insanlar 50 km hızla, 60 km hızla çıktıkları için, gittikleri için ben de rahatlıkla problem yaşamadan sağ şeritten ilerliyorum. Görüyorsunuz rampayı, 15'e çıkıyorum. Rampanın dik yerine vurduğum zaman 16, 15. Umarım video açım gayet güzeldir. Şu an motor kullanırken açığa da bakamıyorum maalesef. Arkadaşlar yani yokuş videolarını unutun. Bu zamana kadar izlediğiniz yokuş videolarını unutun. %22 bir rampa çıkıyoruz. %15-17. Yani o ortalamamız o. O rampaları 50 cc motorla rahatlıkla çıkabilirsiniz. Görüyorsunuz. Işık videosunda çıkıyorum. Evet ama motor çıkmamazlık yapmıyor. Onun için yani ben motor alır mıyım, alamaz mıyım, çıkar mıyım, çıkamaz mıyım? Görüyorsunuz ben bu videoyu insanların bilgili olması için çekiyorum. İnsanların görmesi için çekiyorum. İnsanların bilgi sahibi olsun. En azından kanıtlı bir şekilde evet bu motor %15, %10, %7, %8 rampasını çıkıyor. Evet zor çıkıyor diyebilsin diye çekiyorum. İnsanların laflarını aldırış etmeyin. Ben bu motoru yıkalırken arkadaşlarım ve çevremdeki insanlar alma alma dedi. Ben gittim aldım çünkü bütçem buna yetiyordu. Param buna yetiyordu. Onun için çevrenizdeki insanların laflarını aldırış etmeden 50 cc motor alabilirsiniz arkadaşlar. Rampayı çıkıyorum, araba da geliyor. 22, bakalım kaç kilometre hızına düşeceğim. 17, 16. Evet. Yani yaklaşık bir 5 dakikadır rampa çıkıyorum. Motor haliyle biraz zorlanıyor. Hava soğukluğu motor. Belki de bu rampada kalacağız. Evet. Bak diklemeye çıkıyorum. Ve çıkıyor arkadaşlar. 10 km hızına çıktım. 10'a düştüm. Gerçekten motor harbiden burada zorlandı. Biraz hızlandı. 11-12 oldu. 13. Burada zorlanacak. 15. En azından sizlere canlı bir şekilde kaç kilometre çıktım. 12'ye düştü arkadaşlar. Arkamdan araba gelmiyor Allah'tan. 11. 10. 9, 6, dip gaz, motor harbiden çok ısındığı için, 8, hadi, motor gerçekten ısındı arkadaşlar, zorlandı, 10, 6'lara kadar düştüm ama şu an hızlanmaya devam ediyor, 14, yani motor gördüğünüz gibi dip gaz gidiyorum teminden beri, çok dip gazla gitmek çok sağlıklı değil arkadaşlar, ama sizler için bu videoyu çekiyorum. Videoyu mutlaka like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Motorla alakalı videolar, içerikler üretmeye çalışıyorum. Sizin desteğiniz, beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok değerli. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani motor işimizi görüyor. Yani yakıt tüketimi olsun, performans olsun gayet iyi. Bir önceki, bir sonraki veya bir önceki videomda paylaşacağım kronik sorunlarla alakalı bir video çektim sizler arkadaşlar. Ama en azından bunu da ayarladık. Garanti süreçlerinden falan bahsedeceğim. Yani en sevmediğim özelliklerinden bir tanesi motorun servis. Bu arada 17 km hızla çıkıyorum. Umarım kameranın görüntüsü de gayet güzeldir. Yani zeyinlere kadar çıktık yani arkadaşlar. %22 bir rampa diyorum. Hani bir arabanın bile, hani bir 4x4 bir arabanın bile gerçekten zorlanacağı bir eğim. Arabayla bile patiye kalkıyoruz burada. Arabayla bile baskı balata yiyoruz yani hesabını siz yapın. Durup kalktığımız zaman gerçekten kendi aracımla bile buraya gelirken çok zorlanıyorum. Düşünün bir arabayla bile çıkarken 50 cc motor zorlanması çok normal, çok doğal arkadaşlar. Ama bu bayırı çıktık, bu dağa tırmandık. Bu motorla bundan da çıkılabilir. Çıkmıyor mu? Zorlandı arkadaşlar. Bak gelin. Of. Bayağı zorlandı. Zeynler Köyü arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Şöyle kameranın açısına bakayım. 8 dakikadır da bu videoyu beraberce çekiyoruz. Şu anda Bursa Zeynler Köyü'ndeyiz. Gördüğünüz üzere Zeynler arka tarafı. Bu %15, %17 belli başlara %18, %20'lik rampalarla, %22'lik rampalarla 50 cc motorla çıktık. Zorlandı mı? Evet zorlandı. 80 cc olmuş olsaydı çok daha iyi performans vereceğini söyleyebilirim. Ama 50 cc bir motor bile bu performansa göre gayet iyi işler başardı. Ben motorumdan memnunum arkadaşlar. Bir de şöyle bir durum da var. Şundan da bahsetmek istiyorum. Emin olun bu konuyla alakalı bilginiz de olsun. Enjeksiyonlu motorların performansı biraz daha düşük. Çünkü yakıtı beyin sayesinde
bayağı bir dik bir yerdeyiz. Karbüratörlü alırsanız sizler için daha iyi olur. Performans daha iyi olur. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Şöyle bir durum da var. 2021'den sonra, 22'den sonra bütün motorlar enjeksiyonlu. Yani karbüratörlü alacaksınız. 21 modellerinde çok rahat karbüratörlü bulabilirsiniz. Ben bu motoru satıp karbüratörlü bir kapışını almayı düşünüyorum. En azından performansı daha iyi olduğu için. Ama ilerleyen durumlarda bakalım motoru değiştirirsek veya değiştirmezsek. Kışken zaten havalar çok soğumaya başladı. Piyasa çok durgun. Satamıyoruz, edemiyoruz. Onun için de çok fazla satmaya, motor almaya da niyetim yok diyebilirim sizlere. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere Bursa Uludağ manzarasındayız. Şu karşı tarafta Uludağ adlandırabiliriz. Arkadaşlar biraz adlandırabiliriz. Burada bir rüzgar var. Motor düşmeden ben yavaştan aşağı doğru ineyim. En azından yağmura kalmayalım. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız mutlaka beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beğeninizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.